she a dime. Demon girl, evil eyes, she be telling lies. Slim waist. Evet mi? Evet oğlum, o video bitmeyecek çünkü ben biliyorum. Bir bitirelim bari. Tamam. Bir şey, en fazla ne kadar yapıldı? En fazla ne kadar? Var, senin skin'ini görebileceğiz ama. Yok kanka, niye böyle dedin ya? Kanka bu ne şimdi? Bilinen ismi yalan bu. Sniper Lens. Farklı görünümü, farklı bir fonksiyonun olduğunun haberi. Bu ne oğlum? Çekimlerimizde çok sık fazla bir tepki verdiğini düşünüyorum. Çok dar bir kullanım alanı var. Makro çekimlerde... Kemal'in gerektiğinden fazla bir tepki. Bence biraz abartı. Bir de aklıma şeyler geliyor. Bir de şey artı var. Bir, artı bir, artı bir. Bir de artı şöyle bir. Sıkmadı mı ya? 4 yıldır bir insan hiç ağlamaz mı? Hep gülüyor. Bir de bu var. Ne yapalım? Pezmek ağlayalım mı yayında? Eğleniyoruz işte amına koyayım ya. Halkası dahi var. Normalde bir şey de Kemal, üzücü bir şey de. Sararmış ya. Üzücü bir şey de çabuk. Diyemem ki. De üzücü bir şey de. Diyemem, ben içimde yok. Gibi. Oğlum kusacağım ama. Veya bir pantolon ve arka cebi. Ben bunu izlemedim. Hem de kum taneleriyle. Kum taneleriyle mi? Bir kazak. İskambil kağıtları. Veya bir süredir temizlenmeyen bir süpürge borusu gibi. Bugün sadece bu lensi kullanmayacağız. Daha yakından bakmamızı sağlayan ultra makro bir lens daha var. Ve onun da ötesinde objeleri 1000 kat büyüten mikroskop kamera. Gösteri başla. Dudu Peri teşekkür ederim 100 bit için. Bu odada bu kağıt bana sarı renginde gözüküyor. Ama size aynı şekilde sarı olarak gözükmüyor. Sizin bu videoyu izlediğiniz ekran sadece kırmızı, mavi ve yeşil ışıkları gösterebilir. Ben hiç göremiyorum. Sarı ışığı asla göstermez. Sarı renk spektrumunu ekranlarda üretebilmenin bir yolu yok. Ben bu odada gerçek sarı görürken siz sahte sarı görüyorsunuz. Sarı ışığın dalga boyu kırmızı ve yeşilin arasında bir yere düşüyor. Şey görüyorum. Bilgisayar veya telefonunuzun doğru sizi görüyorum. Kandırması için yapması gereken tek şey ekrana biraz kırmızı, biraz yeşil ışık göndermek. Doğru mu görüyor? Ben şimdi mi? Eğer gözünüzü yeteri kadar kısarak ekrana bakarsanız veya biraz bulanıklığı artırırsam yine retinanızı kandırabilirim. Sarı görürsünüz. Fakat gözümüz yeteri kadar detayı görmediği için onu sarı olarak kanmadı. Kağıt paranın içinde demirlerin olduğunu çoğu insan bilmiyordur. Bunu güvenlik önlemi için sen zaten yapıyor olmalılar. Biz bu doları mikserin içine koyacağız. Daha sonra mıknatıs yardımıyla demirlerini ayıracağız. Gitti bir abonelik parası gitti. Vay amına koyayım, kaç para gitti ya. Rüya abi ne yapıyorsun ya? İçindeki küçük demir parçaları ayrışmış oldu böyle bir de. Doların gerçek olup olmadığı ile alakalı daha birçok ipucu var. Burada George Washington'ın yakasına parmağınızla sürttüğünüzde bir ses alacaksınız. Yaka tarafında dokunun biraz daha kalın olduğunu hissediyorsunuz zaten. Ayrıca normal bir kağıt var elimde. Kalemle bir çizgi atıyorum. Gördüğünüz gibi burada çizginin en başında biraz daha koyu bir renk var. Boya burada daha fazla akıyor. Kağıt parada yaptığımda burada boyanın eşit dağıldığını görüyoruz. Dolara yaklaştıkça üzerindeki çizgilerin mükemmel keskinlikte olmadığını, mürekkebin dağılmış olduğunu görüyoruz. %75 pamuk, %25 keten. Federal Reserve kullanılır 1 dolarlık bir banknotun ortalama ömrünün aşınma ve yıpranma nedeniyle 6,5 yıl olduğunu söylüyor. Sırada makro ölçekte 5 Türk lirası var. Aman güvenlik be. Önlemi gereği ön yüzündeki yıldızın aslında onlarca adet 5 TL yazısından meydana geldiği çoğu kullanıcı tarafından bilinmemekte. Ben bilmiyordum. Kalem nereden bahsetmişken kaleme yakın. Ben biliyordum bura. Kalemin ucundaki yeşil boyalar makro ölçekte seçilebiliyor. Tükenmez kalemin ucunda aslında bir top vardır ve kalem kağıda temas ettiğinde içindeki bu top mürekkebe sürtüp hareket eder. Günlük eşyalar makro ölçekte sanıldığından bir yolu var. Hayır oğlum ya. Öyle yok oğlum. Nasıl ya? Bunu bilmiyordum bro. Bu ilginç bro. Bende ama böyle bir şey yok. Ama çok mantıklı bro. Oğlum tüken... Ne kalem? Bu kalemden var bende böyle değil ucu ya. Nereden biliyorum pezenk? Senin gözün 1000 ölçek küçülten bülten mi? Oğlum bunu 1000 ölçeğe gerek yok. Şöyle baktın mı görünür herhalde bu. Basic demek mi bu? Ki görükmüyor işte. Allah Allah öyle miydi lan? Cahil miyim lan ben şimdi? Allah Allah bunu yeni mi fark ettin? Bu aslında yani zor bir şey değil kanka. Şey arada. Ah be abi. Ben de cool olmak için böyle dizilerdeki gibi ağlıyorum ya Eray böyle. Şey bilen böyle diyor bana badem sütlü kahve var mı bilen diyor. Ya orospu çocuğu badem sütlü içiyorum ne alaka şimdi?
Kanka siktir git, öyle içmiyordun ya. Öyle içiyorum ama. Özge seni amına koyayım şey yaptı orada o gün. Bozdu o gün seni. Niye aşkım bozdu beni orada? Aşkım dedi. Niye bozdu? Neden içmiyor musun sen? Devam iş abi. Ben bir badem sütü yumuşak için bir kahve aldım falan yapıyor böyle. Böyle bir de bir yaylana yaylana konuşuyor kanka orada. Bir ayar olmuş. Yumuşak yani. İçin ne demek? Kokono sütlü yumuşak... dedim ya birinde kokono. Kemal yumuşak için abi. Ne demek? Siktir et Cyber, sen düz iş, erkek adam düz işer. Ben fraterli yapısı yakından ben böyle gözüküyor. Baba, peki ben. Küflenirse? Bazen küflenmiş ekmeklerin yeşil kısımları koparılıp temiz gözüken şey kısımları yenilir. Ancak kısmen yeşil olsalar da bu ekmekler... Sakın buna Starbucks'la ilgili bilgi vermeyin bak, yarın gider story atlar amına. Her kısmı küflüdür. Temiz kısmı diye bir durum söz konusu değildir. Küf bir mantardır ve ekmeğin her kısmına hızla yayılır. İnsan gözüyle gözükmeyen HIF ismindeki evet, uzun dallanma gösteren ipliksi mantının ket kuş burnu çayı ve o çayın kaynar suda çözülmesi. Bak. Oğlum her şey Binix'te ne kadar mide bulandırıcı gözüküyor. Düz çayın ya, oluşu bile. Sen Binix'te nasıl gözükürsün acaba? Ya çoğunsuz da mide bulandırıcı. Ya seni illa burada hoplatayım bugün, bunu mu istiyorsun? Avatar Tarkan mı? Ne oldu? Neydi o? Tamam. Bana şeyi söyle, yumuşak içimi söyle. Bana yumuşak içimi söyle. Yumuşak içim ne biliyor musun? Söyleme. Sen de bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceksin amına koyayım. İnternette de yalan bilgiler var bu arada. İnternette hepsi yalan bilgi hepsi. Bir çift... Ha, Avatar Tarkan değil miydi? Atakan, Avatar Atakan. Lek. Üzerindeki onlarca Avatar, sarı nokta tohumları ve tohumların sap... bir şey diyeceğim. Arkadaşım biri şey diyor. Ali'ye bin X'e kamerayla bakarsak 1.90 olur diyor. Ya kanka bak. Zeyn 40 dakikada... 40 dakikada bakıyor. Ali'yle ilgili bir sıkıntı yoktu. Bin X şakalarız. Oğlum adam gelmedi bile dalga geçiyoruz adamla ya. Ket yaptı bu sefer. Zorba set. Kafana yazdım. Uff. Bugün şöyle yatarak yayın yapayım mı lan bir kere de? ...kaplarıdır. Çimlenerek yeni mahsullere hayat verecek. Taze örülmüş örümcek ağları. Hayır. Ve bu yapışkan ağlara takılmış... 2,5 saat kardeş keski... boyu komik anlar yayını. ...pençeleri olan bir Blaps Latifera. Halk Blaps arasında Latifera bilinen ismiyle lan. Kara Fatma. Onu ağlardan çıkardığımızda bak, hareket etmeye yapmayacaktır. Saçları, kirpikleri taşınır ve bıyıkları gözüküyor. Arıların bileşik gözleri vardır. Bileşik gözler... Oğlum kelebekler mesela çok güzel gözüküyor. Yakından bakınca canavar gibi değil mi lan? Kelebek büyük olsa var ya... Sapık mısın lan sen? Oğlum mal mısın? Kemal gerçekten ben küçük mi halinden de korkuyorum kelebeğine. Kelebeğin küçük halinden korkmam ya. Mi? Ciddiğinden şakasız korkuyorum. Benim travmam uğur böceği ya. Orası çocuğu bir anda atlıyordu ya. Pardon bir mesaj gülüm var. Aga yok ya biz yaparız yayına. Çek ne yapıyorsun? Pardon arkadaşlar bir mesaj gönderdim. Binlerce gözden oluşan petek gibi bir yapıdır. Dişi olduğunu iğnesinden anlıyoruz. Sadece dişilerin iğnesi vardır. Millet de videoyu devam etmemi bekliyor. Tribe hata geçiriyordu ya. Genellikle insan gibi bir canlı istedikten sonra Kemal ölürler. Çünkü memelilerin derileri böcekler gibi omurgasız hayvanlara göre çok daha kalın ve katmanlıdır. İğnesini geri çekmeye çalışsa da bunu başaramaz. İğnesi arının iç organlarını da çekerek dışarıya çıkarır ve buna bağlı olarak arı dakikalar içerisinde ölür. Evet, şimdi final bölümüne geldik. Mikroskop kameramız var. 1000x'e kadar yakınlaştırıyor görüntüleri. Önce 50x zoom'dan başlayacağım. Evet, pantolonun desenlerini 50x makroda görüyorsunuz. Her bir desen ayrı ayrı gözüküyor. Buna 1000x yaklaşacağız şimdi. Evet, desenleri görüyorsunuz. 1000x yaklaştık. Pantolon böyle bir şey aslında. Bu ne oğlum? 50x'te kazak. Şimdi bunu 1000x'e çıkartıyoruz. 20 kat daha yaklaşacağız. Ne arıyorum? 50x'in de 20 katı artık bu. Bir kıl yumağı gibi görüyoruz kazığı. Buysa çoğunlukla pamuktan dikilmiş bir tişört. Avucuma bir bakalım. 50x'te evet, avucumu görüyorsunuz. Her bir detay. Bunu 20 kat yaklaştıracağız şimdi. Bunu lan? Şimdi elimi gidip yıkayacağım. 20 saniye, 25 saniye artık ne kadar gerekiyorsa. Bakalım yıkadıktan sonra hala kir görecek miyiz? Yıkandıktan sonra avucuma bir bakalım. Hala kir gözüküyor. Yani avucumuzda o kadar küçük kirler var ki fark etmediğimiz. Bunlar hayatımızın birer parçası. Saçlara bir bakalım. 50x'ten başlayacağım. Saç telleri elektrik kablosu, saçlar ise kablo yığını gibi.
Şimdi saçtan sonra bir de sakala bakalım. Oo. Bayağı ilginç. Saça benziyor. Bir haftalık bile değil. 3-4 günlük sakala bakalım şimdi. Bakın uçlarının sivri olduğunu görüyorsunuz. Çok uzun bir süredir kesilmeyen bir sakal olsa belki biraz daha yumuşak olurdu uçları. Oğlum bir tane şey var ya böyle. Psikolojik bir hastalık var. Bakterilerden falan çok etkileniyor her şey. Düşünsene böyle bir sürü her yerimizde aslında böyle ince atom altı. Anlatayım mı? Aslan biz atom muyuz amına koyayım? Ya Avengers'dan 2-3 kelime öğrendim. Onları bir söyleyeyim mi atom altı? O kadar film izledik amına koyayım. Var ya şey var. Ay iyi pislik içinde her yer. Onun gibi anladın mı? Şimdi bir sinek kaydı tıraşı yapacağım. Bakalım o noktadan sonra sakal görecek miyiz? Onu çok merak ediyorum. Cuma. Sinek kaydı tıraşından değil, sonra bakalım değil. Bir şeyler görecek miyiz? Her yer pis pis. Bunları kestim diye hatırlıyordum. Fakat öyle. O kadar yakın gösteriyor ki sanki hiç kesilmemişler gibi. Ve uçları çok keskin. Normalde şöyle baksanız hiçbir şey görmezsiniz. Titizlik. Titizlik sakal. Değil oğlum. Titizliğin çok üst derecesi. Yani böyle... Oraya o terlikle giriyor, buraya bu şeyle giriyor. Elinde hep galoş maloş böyle üstünü öyle giyiniyorlar. Temizlik hastalığı böyle ayrı bir adı vardı onun. Klostrofobi değil, değil. Başka bir şeydi ya. Yok. Buysa uzun süreli bir çekim esnasında elimde bir ter damlasını unutma. Doğru. Maymunlar cehennemi. Bak geri al bir şey kaçırdım. Mal. Neyi kaçırdın lan? Damlasının oluşum anı. Buysa uzun süreli bir çekim esnasında elimde bir ter damlasının oluşum anı. Bu hoş duruyor, bu güzel duruyor. İğneler, şırıngalar çoğu insanın fobisidir. Bu bir şırınganın giriş anı. Amanın kuyu! Fırça... Yatık dişi var. Evet. Diş hekimim işleme girmeden önce içeride nelerin olup bittiğini benim de görmemi istemişti. Uzun zaman önce çocukluk çağında belki bir diş kaybetmiş. Dolayısıyla burası 7 ve 8 numara o bölgeye kaymış. Küçükken çekilmiş veya kaybedilmiş bir dişin açtığı boşluk nedeniyle oraya devrilmiş ve uzamış diğer dişleri görüyoruz. 20 yaş dişi ise diş etinin içine gizlenmiş durumda. İmplant çalışmaları ve detaylı tasarımlarla bugün ulaştığımız noktada yeni dişlere yakından baktığımızda tırtıklar ve uçlarında şeffaflıklar görüyoruz. Yani sağlıklı olduğu için içimiz çok rahat. Nasıl doğal bir insanın dişinde doğal dişleri yapabilir? Dünya makro ölçekte çok daha farklı. Japonya, Yakutistan, Pakistan veya Tanzanya'da çektiğimiz belgesellerle yeni bakış açıları edinmeye devam edeceğiz. Çünkü inanıyorum ki dışarıda tanıdığımız dünyanın üstüne çıkabilen kültürler ve bakış açıları dünyayı anlamamızı sağlayacak çenet. Buyurun. Güzel videoydu. Videoyu izlemedin mi? Nasıl izlemedim oğlum? Bu abi...